Merhaba arkadaşlar. Beberg Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel hırkanın anlatımıyla geldim. Hırkamız bir yaşa uygun olarak çalışıldı ama 2 yaş yapmak isterseniz aynı şekilde başlayarak robadan sonra yaptığımız arttırmaları 4 tane arttırma yaparak boyunu da birazcık uzatarak 2 yaşa uygun hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Hırkamızı hırkamızın boyu 31 santim eni 28 santim olarak çalışıldı. Tam bir yaşa uygun bir model arkadaşlar. İp olarak Nako Elite Baby kullandım. 1,5 yumak gitti. Şiş numarası olarak 4 numara kullandım. Eğer siz 3,5 numara kullanırsanız daha fazla ip harcayacaksınızdır. Eliniz 3,5'a uygunsa 3,5'la da örebilirsiniz ama 1,5 yumaktan fazla gidecektir arkadaşlar düğme olarak ahşap düğme kullandım. 5 düğmeli bir hırka oldu arkadaşlar. Ön tarafımız böyle. Arka tarafımızda bir model yok. Arka tarafımızda bu şekilde düz bir model arkadaşlar. Şu şekilde tekrar çevireyim. Dediğim gibi şiş numarası olarak 4 numara kullandım. Çok güzel bir model arkadaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımdan yaptığınız modellerinizi instagram ve bölgü sepetim sayfamdan dm yoluyla gönderirseniz görmekten mutluluk duyacağım. Ee, i̇plerimiz ve şişlerimiz hazırsa arkadaşlar modelimizin yapımına geçelim. Tam hem erkek hem kız bebeklere uygun bir model ipinizin rengine göre kız bebeklerimiz için de erkek bebeklerimiz için de yaparak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz çok güzel bir yuvarlak roba olarak çalıştık arkadaşlar yuvarlak robamızı yaptıktan sonra birkaç tane daha arttırma yaptım ben dediğim gibi bu birkaç tane arttırmayı ben iki tane arttırma yaptım bir yaş için siz dört tane veya beş tane yaparak roba başlangıç sayısı ve robamızın yani bu yuvarlak robamızın sayısıyla oynamadan Buradan itibaren yaptığımız arttırmaya birkaç tane daha fazla yaparak 2 yaşa veya 3 yaşa uygun hale getirebilirsiniz hırkamızı. Eğer hazırsak arkadaşlar hep beraber yapımına geçelim. Birazdan size ipimizin renk numarasını da vereceğim aynı renk yapmak isteyen arkadaşlar için. Şimdiden videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, kanalıma destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparsanız görmekten mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Hadi hep beraber yapımına geçelim. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar hırkamızda ip olarak Nako Elite Baby marka ip kullandım ben gri renk Arkadaşlar bu Aynı renk yapmak isteyenler için renk kodum 4672 100 gram ağırlığında 250 metre uzunluğunda bir ip bu ee, Gayet güzel bir dokusu var kullanmak isteyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla kullanabilirler Anti peeling özellikli bir ip olduğu için tüylenme de Yapmıyor arkadaşlar Şimdi şişimize 77 tane ilmek attım. 3,5 numara şişle yakasını ördüm arkadaşlar. Ben şimdi 4 numara şişe geçeceğim. 4 numarayla öreceğim buradan sonrasını. 3,5 numara şişme 77 tane ilmek attım ve 4 diş haroşa boyunca ördüm. 4 diş haroşa boyunca haroşa olarak ördüm 4 diş boyunca ve şimdi 4 numara şişme geçerek arttırmalarımı yapmaya başlayacağım. 4 numara şişimi aldım. Ben ilk ilmeğimi bu şekilde ters örgü olarak örüyorum. Kenar hattın düzgün çıkması için ördükten sonra ipimin yönünü değiştirerek örmeye devam ediyorum. Baştaki ve sondaki 7 adet ilmeğimiz bizim ön patımız olarak sayılacak ama robamız komple haroşodan oluştuğu için robamız bittikten sonra bu 7 adet ön patımızı devam ettireceğiz hırkamızın bedeninde. Ee, ama şimdi 7 adet ilmeği sanki ön patımız varmış gibi arttırmaları bile bu 7 pattan sonra yapacağız. Şu şekilde 1, 2 ve 3 adet ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Erkek bebeklerimize uygun bir renk yaptığım için iliğimi burada açacağım. 4 diş haroşa ördükten sonra şimdi iliğimi açacağım. Eğer siz kız bebeklerimize uygun bir renk yapıyorsanız sıra sonunda iliğinizi açmanız gerekiyor. 3 ilmek ördükten sonra bir tane doladım. 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. 1 2 3 4 5 oldu. 6 ve 7 adet ilmeğimi ön patım olarak örmüş oldum. Şimdi gizli arttırma yaparak robamızın arttırmalarını yapacağız. Tümden işlenen bir roba olduğu için aralardan arttırma yapacağız arkadaşlar ama belirli bir ilmek aralıklarıyla. Hemen şu şekilde parmağımıza dolayarak bir gizli arttırma yapıyoruz ve bunu biraz sıkıyoruz arkadaşlar. 3 adet ilmeğimi örüyorum arttırmamdan sonra. 1 2 ve 3. 3 ilmeğimi ördüm. Hemen bir gizli arttırma daha yaptım. Tekrar 3 ilmek örüyorum. 1 2 ve 3 hemen bir gizli arttırma yaptım. 1 2 ve 3 gizli arttırma yaptım. 1 2 3 bir gizli arttırma yaptım. Tekrar 1 2 ve 3 gizli arttırma mı yaptım 1 2 ve 3 gizli arttırma mı yaptım sonda 7 adet ilmeğimiz patlı biliyorsunuz başta ve sonda 7 ilmeğimiz sonda 7 ilmek kalana kadar böyle her 3 ilmekte bir gizli arttırmalarımızı yaparak devam edeceğiz Rubamız tamamen haroşodan oluşacak ve gizli arttırmalardan oluşacak arkadaşlar. Yani ben ön yüzden düz, arka yüzden de düz olarak örerek bir diş haroşa elde ediyorum. Ama siz ön yüzden ters, arka yüzden de ters olarak örülerek de bir diş haroşa elde ediliyor. Eğer o şekilde de örüyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Ya ben ilk ilmeği o şekilde örerek alıyorum diye siz de o şekilde örerek almak zorunda değilsiniz. Tamamen sizin örgü alışkanlığınıza kalmış. Ben her zaman kenar hattın düzgün çıkması adına ilk ilmeği bu şekilde ters örgü olarak alıp son ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ben bu şekilde örmeye alıştığım için o şekilde örmeye devam ediyorum ve gerçekten de kenar hat çok düzgün çıkıyor arkadaşlar o şekilde almanızı tavsiye ediyorum Evet şimdi şu an 7 tane ilmeğim kaldı baştaki ve sondaki 7 adet ilmeğimizi ön patlarımız olarak kabul ederek öreceğiz eğer kız bebeklerimiz için örüyorsanız şimdi ilik açmanız gerekiyor. Ben erkek bebekler için ördüğüm için sıra başında açtım. 7 ilmek kalınca hemen bir gizli arttırma daha yaptım. Ve 7 ilmeğimi örerek tamamlıyorum. Evet ben son ilmeğimi de bu şekilde önce ipimin yönünü değiştiriyorum. Ve şu şekilde Son ilmeğimi örmeden alarak sıra başına geçiyorum. 3.5 numara şişim iptal oldu. Artık 4 numara şişimle örmeye devam ediyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi yine ben bu şekilde ters örgü olarak alıyorum. Size gizli arttırmanın nasıl örülmesi gerektiğini göstereyim. Delik oluşmaması adına ondan sonra kısaca ne yapacağımızı anlatayım ve devam edelim. Evet bu gizli arttırmamız. Bakın gizli arttırmayı şu şekilde alarak örüyorum. Ki delik oluşmaması için bir kere daha göstereyim. Arka yüzümüzde de ön yüzden düz, arka yüzden de düz olarak örerek haroşa elde ediyoruz. Yine şu an gizli arttırmamı alıyorum. Bu şekilde bir kere daha alayım. Bakın şu şekilde girerek gizli arttırmamı örüyorum. Evet arkadaşlar buradan itibaren 4 diş haroşa boyunca öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan. Şu an biz arka yüzümüzdeyiz. Arttırma sıramızın arka yüzündeyiz arkadaşlar. Buradan itibaren 4 diş haroşa boyunca daha öreceğiz. Ve daha sonra bir arttırma işlemi daha yapacağız. Bu 4 diş haroşomuz boyunca hiçbir arttırma eksiltme işlemimiz yok. Sadece önden düz arkadan da düz olarak örerek 4 diş haroşa elde ederek örmeye devam edeceğiz. Şimdi bakalım yalım. 1 2 3 4 bu bizim 5. sıramız 9 diş haroşoya tamamlanana kadar buradan itibaren yani 4 diş haroşa daha örelim. 9 diş haroşaya tamamlayalım. Ondan sonra 10. diş haroşamızı örerken bir arttırma işlemi daha yapacağız ve ondan sonra örmeye devam edeceğiz robamızı. Ben de şimdi 9 diş haroşaya tamamlayayım. Ondan sonra arttırma işlemiyle tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, arttırma yerimizden itibaren 4 diş haroşa boyunca ördüm. Şu an şişimde 99 tane ilmeğim var ve 9 diş haraşo şuradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 diş haraşo boyunca ördüm. Şimdi 10. diş haraşomu öreceğim. Dediğim gibi şişimde 99 tane ilmeğim var ve bu sıramızda yine arttırma işlemi yapacağım. Yine ben ilk ilmeğimi bu şekilde örerek alıyorum. Baştaki 7 adet ilmeğimizi ön patımız olduğu için arttırma yapmadan örüyorum 5 6 ve 7 hiçbir zaman baştaki ve sondaki 7 adet ilmeğimizde arttırma işlemi yapmıyoruz onun için 7 adet ilmeğimi ördüm örer örmez hemen bir tane gizli arttırmamı yaptım yine 3 tane ilmeğimi örüyorum 1 2 ve 3 yine gizli arttırmamı yaptım Tekrar 1 2 ve 3 yine gizli arttırma mı yaptım. 1 2 ve 3 gizli arttırma 1 2 3 gizli arttırma Yani ilk arttırmada yaptığımız işlemin aynısını, sonda 7 ilmek kalana kadar aynı şekilde yaparak devam ediyoruz sonda 7 ilmek kalana kadar arttırmalarımı yaparak geldim sonda 7 ilmek kalınca son arttırmamı da yaptım ve 7 ilmeğime hiçbir arttırma yapmadan örerek burası da benim ön patım olduğu için örerek tamamlıyorum. Arka yüzümüzde yine haraşo olarak örerek sıramızı tamamlayacağız ve buradan itibaren arkadaşlar 13 diş haraşo olana kadar toplamda 13 diş yani başlangıçtan itibaren 13 diş haraşo olana kadar öreceğiz. 14. diş haraşomuzu örerken yine bir arttırma işlemimiz var. Şimdi 13 diş haraşoya tamamlayalım. Ondan sonra diğer arttırma işlemiyle tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, toplamda 13 diş haraşom oldu. Son arttırmamı burada yapmıştım. Son arttırmamdan itibaren 1 2 3 ve 4 diş haroşa ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 diş haroşom oldu. Şimdi tekrar arttırma işlemi yapacağız. Yine başlangıçtaki 7 adet ilmeğim ön patım olduğu için onda bir arttırma işlemi yapmadan o kısmı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. Şu an şişimde toplam 128 tane ilmek var arkadaşlar. Lütfen ilmeklerinizi sayın. 128 tane ilmek değilse bir yerde yanlışlık yapmışsınızdır. Çünkü biraz sonra arttırmalarımız bittiğinde ro roba ayrımlarını kol olarak ve beden olarak, arka beden olarak ayıracağımız için yanlışlık olmaması gerekiyor ilmek sayısında. Şu an benim şişimde 128 tane ilmeğim var. 7 tane ilmeğimi ördüm. Hemen bir gizli arttırma yaptım. 3 ilmek örüyorum 1, 2 ve 3 yine gizli artırmamı yaptım tekrar 1, 2 ve 3 tekrar yine 1, 2, 3 gizli artırmamı yaptım tekrar 1, 2 3 arttırdım 1 2 3 arttırdım 1 2 3 1 2 3 1 2 3 arttırdım bu şekilde Sonda 7 tane ilmek kalana kadar arttırmalarımıza devam edeceğiz. Ve daha sonra arkadaşlar bir müddet daha arttırma yapmadan haroşa olarak öreceğiz. Ve tekrar bir arttırma işlemimiz var. Şimdi bu şekilde arttırmalarımızı tamamlayalım. Ondan sonra bir müddet arttırma yapmadan haroşalarımızı örelim ve kaç diş haroşodan sonra arttırma yaptığımı tabii ki biraz sonra belirteceğim. Sonra diğer arttırmamıza devam edelim. Ben de şimdi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu an ikinci iliğimi açtım bakın burada ilk iliğim buradaydı iki ilik arasında toplam 12 diş haroşom var bir sıra önce ikinci iliğimi açtım bir diş haroşoyu ördüm şimdi tekrar arttırmaya geldik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şu an 17 diş haroşomu ördüm şimdi tekrar Arttırma kısmına geldik. ikinci, ikinci iliğimi de bir sıra önce açtım. 12 sırada bir e, iliklerimizi açacağız. 12 diş haroşa bir. İkinci iliğimi açtım. Bir sonrakine 12 diş haroşa sonra açacağım. Yine 7 adet ön patımı arttırma işlemi yapmadan örüyorum. 2, 3, 4. 5 6 ve 7 7 diş araşomu ördüm hemen bir tane arttırma yapıyorum 18. haroşomu örüyorum şu an arkadaşlar arttırmamı yaptım yine 1 2 3 adet ördüm tekrar arttırdım tekrar 1 2 3 adet ördüm tekrar arttırdım 1 2 3 adet ördüm tekrar arttırdım. Bu arttırmaya başlamadan önce arkadaşlar şişimde 167 tane ilmek vardı. Söylemeyi unuttum. Şimdi arttırmalarla ilmek sayımız değişecek. Arttırmalara başlamadan önce 167 tane ilmeğim vardı şişimde. 1 2 3 adet ördüm arttırdım. 1 2 3 adet ördüm arttırdım 1 2 3 adet ördüm arttırdım bu şekilde arkadaşlar yine 3 örüp bir arttırarak sondaki 7 adet ilmeğim kalana kadar devam ediyorum o 7 adet ilmekten önce de bir tane arttırma yapıyoruz onu unutmayalım lütfen bu şekilde arttırmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arttırma sıramızı da tamamlayalım. Ondan sonra bir müddet yine öreceğim. Yavaş yavaş yuvarlak robamız bitiyor. Arttırmalarımızı tamamlayalım. Birkaç diş haraşo daha arttırma yapmadan örelim arkadaşlar ondan sonra robamızı örmeye devam edelim kaç diş haroşa ördüğümü belirteceğim kaç ilmek şişimde olduğunu belirteceğim şimdi ben de arttırmalarımı tamamlayayım birkaç diş haroşa öreyim ondan sonra tekrar geliyorum Evet arkadaşlar ben robamın haroşa kısmını tamamladım. Son arttırmamdan sonra da arkadaşlar 4 diş haroşa ördüm. Şu an şişimde 21 diş haroşa var. Bakın şu şekilde sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. Şu an 21 diş haroşamı yaptım ve artık bu kısmı tamamlıyorum. Şişimde şu an 219 tane ilmek var arkadaşlar. Lütfen şişinizdeki ilmeklere sayın. 219 tane ilmek olması gerekiyor. Çünkü şimdi normal sanki yakadan başlama roba ayrımı gibi robasını ayıracağız. Sadece ama birkaç tane arttırma yapacağız. Çok fazla değil. Çünkü çok geniş bir hırka olsun istemiyorum. Ama bir yandan da şimdi bir model kurulumu yapacağız. Hem arttırma yapacağız hem model kurulumu yapacağız. Şişimizde 219 tane ilmek var. Önlere 33 ilmek verdim arkadaşlar. Araya bir ilmek bunun bu bir ilmeğin etrafından arttırma yapacağız. Kolumuz için 45 ilmek bıraktım. Arkam için 59 ilmek bıraktım. Aralar 1, kolumuz 45, önümüz 33 ve toplamda 219 tane ilmeğimi bu şekilde ayırmış oldum. Tekrar söylüyorum. Önlerimiz 33 ilmek, kollarımız 45 ilmek, arkamız 59 ilmek ve aralarda birer ilmek olarak roba ayrımı yapacağız şimdi. Bir yandan da model kurulumu yapacağız. Modelin kurulumuna başlayalım şimdi. Başlangıçtaki 7 adet ilmeğimizi ön patımız olarak haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 adet ilmeğimiz haraşo olarak yapılacak. Artık 40'a bitene kadar burası bu şekilde haraşo olarak devam edecek. 7 adet haraşodan sonra 9 ilmek modelli kısmımızın ilmek sayısı. Şimdi onun da modelini kurmaya başlayacağız burada. 1 2 ve 3 adet ilmeğimi örüyorum. Düz olarak örüyorum. Şu şekilde girerek ki ilmeği biraz bollandırmam lazım. Haraşodan geldiğimiz için biraz sıkı. Evet, şu şekilde girerek kesimimi yapıyorum. 3 adet düzümü ördüm 2 adet ilmekle kesim yaptım bir tane doluyorum ve 1 2 3 ve 4 adet düzüm örüyorum 9 adet modelli kısımdan sonra 7 adet daha haroşa işliyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7, 7 ilmek haroşo, 9'lu model kısmı ve 7 ilmek haroşo olarak yaptık. Modelli kısmımızda 3 adet düz ördük. Sağ tarafa doğru kesim yaptık. Bir tane doladık. 4 adet düzümüz ördük. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar örerek devam ediyorum. ilmek belirleyeceğim burada yanına kadar geldim hemen bir tane gizli arttırma yaptım ilmek belirleyicimi aldım ortadaki bir ilmeği ördüm ve tekrar bir gizli arttırma yapıyorum şimdi arkadaşlar bir tane daha göstereyim gizli arttırma kısmını daha sonra diğer tarafımızdaki öne kadar yani diğer 33 ilmeğimize kadar bu şekilde ilmek belirleyicisi taktığımız yerlerde birer tane gizli arttırma yaparak sıramızı tamamlayacağız zaten çok fazla arttırma yapmayacağım önümüzün ilmek sayısı aslında yeterli ama bu yuvarlak robamızdan sonra birkaç tane daha arttırma yaparak güzel bir görüntü elde edeceğiz. Evet, kolumdaki ilmek belirleyicisinin olduğu yere kadar geldim. Hemen bir tane gizli arttırma yaptım. ilmek belirleyicisini aldım. Bir ilmeğimi ördüm. Bir tane daha gizli arttırma yaptım. Bu şekilde düz örgülerle düz örgü örerek diğer önümüze yani şuraya gelene kadar arttırmalarımızı yaparak devam edelim. Evet, arttırmalarımı yapa yapa ön yüzümdeki diğer 33 ilmeğe geldim. Şimdi burada 23 ilmek kalana kadar düz örgü örerek devam edeceğim. Yani 10 ilmeğimi öreceğim düz olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm ilmek belirleyicimden itibaren arttırma yaptığım ilmeği saymadım 7 ilmek haroşa örüyorum 1 2 3 4 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi haroş olarak ördüm. 4 ilmek düzümü örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane doluyorum. Şu ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Şuradan alayım. Ve şu şekilde girerek kesim yapıyorum. 1 2 ve 3 ilmeğimi düz örüyorum. Geriye 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimi de ön patım olarak haroş olarak örerek tamamlıyorum. Şimdi arka yüzümüzde arka yüzümüzü de göstereyim başlangıçtaki 7 adet ilmeğimi yine haroş olarak örüyorum. Ön yüzden düz ördüm. Arka yüzden de düz olarak örerek haroşu elde etmiş olacağım. 2-3 4 5 6 ve 7 7 ilmeğimi ördüm. İpimin yönünü değiştiriyorum. 9 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ön yüzden düz ördüm, arka yüzden de ters olarak örerek 9 ilmeğimi düz olarak, düz örgü olarak örmüş oldum. 7 ilmeğimi de yine haraşo olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar ipimi yönünü değiştiriyorum. Başlangıçtaki 23 ilmeğime kadar yani diğer taraf sonda kalan 23 ilmeğe kadar kalan ilmeklerimi arttırma ilmeklerimde de dahil ters olarak örerek devam ediyorum. Şimdi bu sırayı tamamlayınca model kurulumumuz tam belli olacak. Arttırma ilmeğimi de şu şekilde girerek alıyorum ki delik oluşmaması için. Aldım. Ortadaki ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar arttırma ilmeğini şu şekilde giriyorum. Ters olarak ördüm ve 23 ilmeğe kadar bu şekilde ters örgülerle devam ediyorum. Evet başlangıçtaki 33 ilmeğe kadar ters örgülerle geldim. 10 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir de arttırma yaptığım ilmeğim onu da sayarsam 11 tane ilmeğimi ters olarak örerek buraya kadar geldim 7 adet haroşa örüyorum 1 2 3 4 5, 6 ve 7. İpimi yönünü değiştirdim. 9 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Geriye kaldı 7 ilmek. Bu 7 ilmeği mi de haroshi olarak örerek? ilk arttırma sıramı arkalı önlü olarak tamamlamış oldum. Evet. Şimdi ikinci arttırma sıramı da yapalım. Ve model kurulumunda devam edelim. 7 adet ilmeğimi yine haroş olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 ilmek 7 ilmeğimi haroş olarak ördüm. 1 ve 2 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. ve 4. ilmeğime şu şekilde girerek kesim yaptım. Bir tane doladım. Bir ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Başlangıçtaki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Onları da şu şekilde girerek kesim yaptım ve 2 adet düzümü ördüm. 1 ve 2. Iki. 2. model kurulumumuz da yapmış olduk. 7 adet haroşomu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 haroşa 9 düz 7 haroşadan oluşuyor modelli kısmımız. Geri kalan her yer tamamen düz örgüden oluşacak. Şimdi bir kere daha arttırma kısmını sizlere göstereyim. Bu sırayı da bu şekilde başlangıçtaki 23 ilmeğe kadar arttırmalarla ve düz örgülerle devam edelim. Şimdi sizlere bir kere daha Gizli arttırmayı göstereyim. Evet, ilmek belirleyicimin olduğu yere geldim. Hemen bir tane gizli arttırma yaptım. Ortadaki bir ilmeğimi ördüm. Bir tane daha gizli arttırma yaptım ve diğer ilmek belirleyicinin olduğu yerlere kadar devam ediyorum düz örgülerle. Gizli arttırmalarımı yapacağım. Başlangıçtaki 23 ilmeğe kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet başlangıçtaki 23 ilmeğime kadar geldim. 7 ilmek karışolu kısımdayım. 7 ilmek karışomu örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek karışomu ördüm. 1, 2 adet düzümü örüyorum. Şu şekilde girerek kesimimi yapıyorum. Bir tane doluyorum. Bir ilmek örüyorum düz olarak. Şu ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bir tane doluyorum bundan önce. Şu iki ilmeği kesim yapıyorum. 2 ilmek daha düz örüyorum. 1 ve 2 kalan 7 ilmeğimi de haroşa olarak örerek tamamlıyorum. İkinci model kurulumumuzu da yaptık ve ikinci sıramızı da örmüş olduk. Bu şekilde açayım. Evet. Şimdi arka yüzümüzü de örünce model iyice kendini göstermiş olacak. Başlangıcı göstereyim bilmeyen arkadaşlar için tekrar göstereceğim bilen arkadaşlarım zaten yaparak devam edecektir 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ipimin yönünü değiştirdim 9 adet ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tekrar yönünü değiştiriyorum 7 adet haroşa örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 kalan ilmeklerimi başlangıçtaki 23 adet ilmeğime kadar ters olarak örüyorum başlangıçtaki 23 adet ilmeğimi de 7 haroşa 9 ters, 7 haroşa olarak öreceğim burada yaptığım gibi. O şekilde kapatacağım ikinci sıramı. Diğer sıramızı ön yüzümüze geçtiğimizde 3. model kurulumumuzu yaparak kol ayrımına geçeceğiz arkadaşlar. Arttırmalarımız bitti. şimdi bu sıramızı tamamlayalım tekrar ön yüzümüzde kol ayrımıyla devam edelim. Evet tekrar ön yüzüme geldim. Şimdi hem model kurulumu yapacağız hem kollarımızı artık bedenimizden ayıracağız. Artık arttırma işlemi bitti. Sadece öndeki modelli kısım kaldı arkadaşlar. 4, 5, 6 ve 7 adet ilmeği yine haroşa olarak ördüm. Bir adet ilmeğimi örüyorum şu şekilde kesim yaparak giriyorum. Hemen bir tane doluyorum. 1 2 ve 3 adet ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. Şu ilmeğin yönünü değiştirip şu şekilde kesim yapıyorum ve bu şekilde üçüncü model kurulumumuzu da yapmış olduk. Dördüncü model kurulumumuzla da tekrar bakın şu şekilde bir görüntümüz var. Tekrar dördüncü modeli de yaptıktan sonra tekrar başa döneceğiz. Ama şimdi önce kollarımızı ayırmamız gerekiyor. Şimdi kolumuz için farklı bir şiş kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kolumuz uzayacağı için Bu şişle örmemiz zorlaşacağı için başka bir 4 numara 60 santimlik bir şişle örerseniz daha kolay yapacaksınızdır. Artık arttırma işlemi yapmıyorum. Sadece şimdi ilmek ayırana kadar şu ilmek belirleyicilerim kalsın. Şimdi kolumuzda 49 tane ilmeğimiz var şu an. Bu 49 tane ilmeği diğer ilmek belirleyicisinin olduğu yere kadar örerek düz örgüyle örerek devam ediyorum. Etrafında arttırma yaptığımız ilmekleri bedene dahil edeceğim. Kola dahil etmeyeceğim. Çünkü 49 ilmek zaten gayet yeterli ve fazla bile. Hatta kolumuzu örerken de ilmek sayımızı 45'e düşüreceğim kesim yaparak aralıklarla. Şimdi bu 45 49 tane ilmeği örerek devam edelim Evet ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar geldim etrafında arttırma yapılan ilmeğin burada onu örmüyorum ve geri dönüyorum ters örgülerle devam edeceğim. 9 tane ilmeğimi terse doğru ters örgülerle devam ediyorum şimdi. Yine ilmek belirleyicisine kadar ters örgülerle arka yüzümüzdeyiz şu an. Devam ediyorum. Evet, ilmek belirleyicisinin olduğu yere kadar ters örgülerle geldim. Bu ilmek belirleyicimde çıkardım. Etrafında arttırma yaptığım ilmeğin burada. Onu örmüyorum tekrar geri dönüyorum. Ve ortadaki 49 tane ilmeğim şu an burada. Bu 49 tane ilmeğimizi arkadaşlar önden düz arkadan ters olarak örerek bir müddet bu şekilde öreceğiz. 12 şu an iki sıramızı ördük. Kollarımızı ayırdığımız yerden itibaren arkadaşlar 12 sıra ördükten sonra şu an iki sıramızı ördük. 12 sıra ördükten sonra baştan 2 ilmeği sondan 2 ilmeği keserek ilmek sayımızı 47'ye düşüreceğiz. 1-12 sıra daha öreceğiz. O kesimden sonra tekrar baştan 2 ilmeği ve sondan 2 ilmeği ön yüzümüzden kesim yaparak ilmek sayımızı 45'e düşüreceğiz ve o şekilde yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ben de şimdi kesimlerimi yaparak kolumu devam ettireyim. Kesimi bilmeyen arkadaşlar için şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın şu iki ilmeği şu şekilde alacağız. İpimi dolayıp kesim yapacağım. Şu an kesim yaptım. İlmek sayım 48'e düştü. Bunu kolu ayırdığımız yerden itibaren 12 sıra olduktan sonra yaparak tamamlayacağız. Ben de şimdi kolumu tamamlayayım. Kolucundaki lastik kısmıyla geliyorum. Evet arkadaşlar ben gösterme maksatlı bir tane kolumu bitirdim. Bir santim alalım. Bakın haroşodan itibaren sayıyorum. Haroşodan itibaren 16 santim düz örgülü kısmı. Toplamda 19 santim. Evet 3 santim daha 19 santim de kol. Bunu 1 santim daha uzatabilirsiniz isterseniz 20'ye uzatabilirsiniz. Yani şu an toplamda 19 santim uzunluğunda koltuk altından itibaren bir kol elde ettim. Buradan ip taktım arkadaşlar yeni. Bakın. Şuradan yeni bir ip taktım ve arka tarafımı düz örgü olarak ördüm ve diğer koluma kadar geldim. Yine kolum için 49 ilmeği ayırdım. 49 ilmeğimi aralıklarla kesim yaparak 45 ilmeğe düşürdüm. Yine 16 santim düz örgü kısmı ördüm ve şu an 10 sıra bir düz bir ters lastik yaptım. Bilmeyen arkadaşlar için lastiği göstereceğim. Bakın ilk ilmeğimi yine örerek aldım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir, düz, bir ters. Bu şekilde düz örgülü kısmı 16 santim ördükten sonra bir düz bir ters olarak önde bir düz bir ters arkada da tersleri ters düzleri düz olarak örerek toplam 12 sıra boyunca lastik kısmımızı yapacağız ve lastik kısmımızı yaptıktan sonra kesim yapacağız kolumuzda da o da lastik kesim olacak onu da sizlere göstereceğim şimdi bu şekilde bir düz bir ters lastiklerimizi 12 sıra boyunca örelim. Ondan sonra lastik kol ağzı kesimiyle devam edelim. Evet arkadaşlar kol ağzımı toplam 12 cm 12 sıra boyunca bir düz bir ters lastik yaptım. Şimdi kesim kısmına geldim. Kesimi örerek kesme işlemi yapacağım ama bu Lastik örerek devam edeceğim kesmelerime. Bakın yine ilk ilmeğimi ördüm düzümü düz olarak ördüm. Birbirinin üzerinden atlattım iki ilmeği. Tersimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde üstünden atlatıyorum yine. Tekrar düzümü düz olarak örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. Tersimi ters olarak örüyorum. İki ilmeği üst üsten atlatıyorum bu şekilde yani bu sıramı da bir düz bir ters lastik örüyorum bir yandan hem de kesim yapıyorum bu şekilde devam edeceğim daha güzel bir kol ağzı kesimi elde etmiş olacağım böylelikle hem de daha esnek bir kol ağzı elde etmiş olacağım diğer kolda göstereyim isterseniz sizlere diğer kolun kesimini bu şekilde yapmıştım bakın bu şekilde bir kesim yaptı ve bakın hala lastik gibi e, bu kısımda bir sertlik yok lastik kesim olduğu için çok güzel ve muntazam bir kesim elde etmiş oluyoruz bu şekilde kol ağzımızın kesimini de tamamlayalım Ondan sonra yeni ip takarak bedenimizi Örmeye devam edeceğiz ve koltuk altı birleştirmesi yapacağız Evet arkadaşlar bu kolumu da tamamladım biraz da ipini uzun bıraktım ki koltuk kol dikimini yapabilmek için şimdi tekrar koltuk altı kısmından yeni ip takarak devam edeceğim model kurulumuna da devam edeceğim yeni ip takıyorum tekrar bedeneme daha sonra dönüşte bunların hepsini düğümlememiz gerekecek. Ve örerek devam ediyorum. Birazdan bu, düğüm, bu ilmek ipleri düğümleyerek kapatacağım. Şimdi modelli kısma doğru örerek gidiyorum. Evet düz örgülü kısmı ördüm. 7 ilmek karışolu kısmı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir ilmek düzümü ördüm. Arkadaşlar hemen şu şekilde girerek bir adet kesimimi yapıyorum. Bir tane doluyorum. 1 2 ve 3 adet ilmeğimi örüyorum. Hemen bir tane doladım. Buradaki ilmeğin yönünü değiştirdim. İkisini aynı anda olarak kesim yaptım. Bir tane ilmeğimi yine ördüm düz örgü olarak. Ee, evet. Ve kalan 7 adet ilmeğimi haraşo olarak örerek kollarımı bedenimden ayırmış oldum ve de modelli kısmımı da örmüş oldum. Şimdi arka yüzümüze geçtiğimizde koltuk altı birleştirmesi yapacağız. İlmek sayım gayet yeterli olduğu için ben koltuk altından arttırma işlemi yapmayacağım. Ama siz isterseniz gizli arttırma yaparak ilmek arttırabilirsiniz ama ilmek sayısı gayet yeterli olduğu için ben yapmayacağım. 2 3 4 5 6 ve 7 adet haroşomu ördüm. İpimi yönünü değiştirdim. 9 adet tersimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar ipimi yönünü değiştirdim. 7 adet haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 kalan ilmeklerimi ters örgü olarak başlangıçtaki 23 ilmeğe kadar örüyorum. Artık bu şekilde devam edecek. Ön yüzümüzde baştaki 23 ilmekte ve sondaki 23 ilmekte model kurulumu yapılacak. Onun haricinde bütün ilmekler ön yüzden düz, arka yüzden de ters olarak örülerek devam edilecek. Şimdi koltuk altı birleştirmesinin ilkini göstereyim. Şu ilmeği arkadaşlar bu ilmeği örmeden bırakayım. Evet. Şimdi şu ilmekle iple taktığım ipe düğüm yapıyorum ki açılma olmaması için. Ve şimdi koltuk altı birleştirmesinde bu şişimdeki ilk ilmekle bu şişimdeki son ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Yani bunu bu şişime aldım. Bunu da bu şişime aldım ve tekrar bunu bu şişime taktım. Sanki e, örgü yapıyormuş, saç örgüsü yapıyormuşuz gibi. Bundaki bu şişimdeki son ilmekle bu şişimdeki ilk ilmeğin yerlerini değiştirdim ve tekrar ters örgü olarak örerek devam ediyorum ve koltuk altını arttırma yapmadan birleştirmiş oldum. Eğer siz koltuk altından arttırma yapmak isterseniz ki 49 ilmek 49 başlangıç ilmeği biliyorsunuz kolumuzun gayet iyi bir ilmek sayısı koltuk altından arttırma yapmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu bedenimize de yansıyacağı için bedenimiz de genişleyecek. O yüzden koltuk altından arttırma yapmamanızı tavsiye ediyorum ama tamamen size bırakıyorum yapmak isteyenler de yapabilir. Diğer kolumuzu da bu şekilde birleştirelim. Ondan sonra model kurulumunun sonuncusunu tekrar göstereceğim sizlere. Ve sonuncusunu gösterdikten sonra zaten tekrar başa döneceğiz. Onu da göstereceğim ve hırkamızı bu şekilde örerek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar koltuk altını birleştirdim. Şu an tekrar ön yüzüme geldim. Model kurulumumun sonuncusundayım. Dörtlü acur çalışması yapıyoruz. Onun için şimdi 7 adet haroşomu yine örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 adet haroşomu ördüm. Hemen şu şekilde girerek kesim yapıyorum kesimimi yaptım hemen bir tane doladım 1 2 3 4 ve 5 adet ilmeğimi düz olarak ördüm bir tane doladım şu ilmeğimin yönünü değiştirdim ikisini beraber alarak kesim yaptım son kez modelimizi kurmuş olduk şimdi diğer başlangıçtaki 23 ilmeğe kadar düz örgülerle devam ediyorum. Ve orada da model kurulumunu göstereyim. Tekrar nasıl başa döneceğiz onu da hiç örmeyi bilmeyen arkadaşlar için tekrar bir kere daha göstereceğim. Ondan sonra da bu şekilde arkadaşlar gerekli uzunluğa gelene kadar ajur çalışmamızı yaparak devam edeceğiz. Şimdi başlangıçtaki 23 adet ilmeğimize gelelim. Model kurulumunu tekrar göstereyim. Evet, sondaki 23 ilmeğe kadar geldim. Yine 7 adet haroşamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 adet ilmeğimi haroş olarak ördüm. Hemen şöyle bir kesim yapıyorum. Bir tane doluyorum. 1 2 3 4 ve 5 adet ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Başlangıçtaki ilmeğin yönünü değiştirdim. Onu da bu şekilde kestim ve 7 adet de haroşomu örerek tamamladım dörtlü ajur çalışmamız şimdi tamamlanmış oldu arka sıramızı yine her zamanki gibi 7 haro 7 haroşa 9 ters 7 haroşa diğer ilmekleri ters örgü olarak örelim Ondan sonra başlangıçtaki model kurulumunu tekrar nasıl başlayacağımızı göstermek üzere geliyorum Evet arkadaşlar ben ön yüzüme geçtim. Hırkamızın son halini görmek isteyenler için bakın ön tarafımızda dört dağcı çalışmalarımız var. Kollarımızı bitirdik. Robamızın şekli gayet güzel, düzgün oldu. Yakamızın açıklığı gayet düzgün. Çok güzel bir görüntü oldu arkadaşlar şu an için. Şimdi tekrar başa nasıl döneceğimizi sizlere göstereceğim. Ondan sonra beraber bir müddet örelim ve hırkamızı tamamlamaya çalışalım. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Arkadaşlar bu tarafı göstereceğim. Diğer tarafta da aynı işlemi uygulayacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7 adet ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 1 2 ve 3 adet ilmeğimi ördüm. 4. ve 5. ilmeğimi şu şekilde girerek kesim yaptım. 1 tane doladım. Daha sonra 1 2 3 ve 4 adet ilmeğimi düz olarak ördüm ve kalan ilmeklerimi de 7 ilmeğe haraşo geri kalanlarında düz olarak örerek devam ettim. Aynı işlemi arkadaşlar diğer tarafta da yapacağız ve tekrar başa döndük farkındaysanız. Sonra tekrar ikili hemen ikili ajur, daha sonra tekrar yan tarafından, daha sonra dış tarafından yapa yapa bu şekilde açarak devam edeceğiz. Bakın bu e, yan taraftan girince bu kesim bu tarafa doğru kayıyor ilmeğin yönünü değiştirerek kesersek de kesimler bu tarafa doğru kayıyor ve çok güzel bir kesimlerimizin üzerinde ya yani arttırmalarımızın üzerine çok güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz o yüzden lütfen kesimlerin yönüne ve yapılış tarzına dikkat edersek bu görüntüyü elde ederek yapabiliriz yoksa güzel bir görüntü elde edemeyiz şimdi arkadaşlar bu şekilde bir müddet örmeye devam edeceğiz 12 sırada bir iliğimizi açmaya devam ediyoruz iliklerimizi açalım ve bu şekilde şekilde modeli dörtlü ajur yapa yapa tekrar başa dönerek devam edelim ve ben gereken uzunluğa gelince size ne kadar kaç tane ajur yaptığımı belirtmek üzere santim vererek tekrar burada olacağım Evet arkadaşlar hırkamız şu anda hazır 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 adet dörtlü ajur çalışmamı yaptıktan sonra aynı kollarda yaptığım gibi 12 sıra boyunca bir düz bir ters lastiğimi yaptım ve kollarda kapattığım gibi lastik kesme yöntemiyle alt tarafı da kestim ve şu an hırkamı tamamlamış oldum. Ben bir tarafın kolunu diktim. Şimdi diğer tarafı beraber dikeceğiz. Mevcut olan ipime iğnemi taktım. Ve şu şekilde hemen başlangıçtaki ilmeğimle takarak başlıyorum. Arkadaşlar ben örerek ilk ilmeği örerek aldığım için bakın benim ilk ilmeklerim belirgin ve dıştan kesim e, dikim yapacağım. Dış yüzeyden bakın şu şekilde karşılıklı gelen ilmekleri dikerek tamamlayacağım. Bu şekilde düzeltelim. Benim ilk ilmekleri örmemin genelde büyük sebeplerinden biri de hem kenar hattın düzgün çıkması hem de arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk ilmeklerin belirgin olduğu için dikişinde muntazam düşmesi için ilk ilmekleri bu şekilde örerek alıyorum. Bakın ne kadar kolay bir kol dikişi yapmış oluyorum böylelikle. Tek yapmamız gereken karşılıklı gelen ilmekleri kaçırmadan birbirine tutturmak. Bu şekilde dikişlerimizi yapalım kol dikişlerimizi. Eğer siz ilk ilmekleri örmeden aldıysanız, benim gibi yapmadıysanız farklı bir yöntem kullanmanız gerekecek. Bildiğiniz yöntemleri kullanarak kolumuzun dikişini yapalım arkadaşlar. Sonra ben düğmelerimi de dikeyim ve en boy ölçüsü alalım bir. Ahşap düğme kullanacağım arkadaşlar ben. Ahşap düğmelerin hırkalara daha yakıştığını düşündüğüm için ahşap düğme tercih ettim. Ben kolumun dikişini tamamlayayım, düğmelerimi de dikeyim. Son haliyle hırkamızın geliyorum. Evet arkadaşlar hırkamı bu şekilde tamamladım. Ahşap düğmeler tercih ettim. Gerçekten ahşap düğmeler hırkalara çok yakışıyor arkadaşlar. Sizin de ahşap düğme tercih etmenizi öneriyorum. Model gerçekten çok güzel oldu. Ee, benim de sayfam için ve Instagram ve Burgu Sefet'im sayfam için yeni bir model. Ben gerçekten modeli çok beğendim. E, yaparsanız eğer instagram ve bölgü sepetim sayfamdan gönderirseniz görmekten mutluluk duyacağım bir isterseniz en boy ölçüsü alalım arkadaşlar başlangıçtan bitişe kadar 31 santim boyunda ve şu şekilde 27 santim eninde hatta şöyle alalım evet 28 santim eninde bir hırka elde etmiş olduk arkadaşlar tam bir yaşa uygun bir hırka olmuş oldu eğer iki yaşa uygun hale getirmek isterseniz yaka kısmını kesinlikle oynamayın. Yani şu Yuvarlak roba kısmını aynı şekilde yaparak biliyorsunuz şurada birkaç tane arttırma fazla yapmıştık. Onu birazcık daha fazla yaparak biz iki arttırma yaptık. Siz dört tane arttırma yaparak bu hırkamızı iki yaş hale getirebilirsiniz. Sekiz tane e, ajurlu kısmı yapmıştık. Siz 10 tane yaparsınız, boyunu birazcık daha uzatmış olursunuz ve tam iki yaşa uygun bir hırka haline getirmiş olursunuz arkadaşlar. Çünkü bu e, yuvarlak robalı kısmına e, oynanmıyor. Aynı ilmek sayısıyla başlayarak Yuvarlak robayı yaparak Dediğim gibi daha fazla arttırma yaparak 2 yaş uygun hale getirebilirsiniz İnşallah anlatımımdan e, Memnun kalmışsınızdır e, Videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız Çok memnun olurum Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız Yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz e, Youtube kanalımdan Yaptığınız modelleri Instagram ve bölge sepetim sayfamdan DM yoluyla bana gönderirseniz görmekten mutluluk duyacağım arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa e, YouTube'da alt kısma yorum olarak yazarsanız geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve ip olarak da şu arttı arkadaşlar. ikinci yumaktan yarım yumak arttı. Bir buçuk yumakla tam bir yaşa uygun çok güzel bir model yapmış olduk. Yani az ip harcayan çok güzel bir model elde etmiş olduk arkadaşlar. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.